Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala men la nebiyye ba'de. Kıymetli dostlar, Mişkatül Mesabih isimli eserimizin 15. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Kale'l müellif rahimehullah ve an Süfyan ibn Abdillahi's-Sakafi radıyallahu an. Mişkatül Mesabih'in şarihi olan Aliül Kari Hazretleri Mirkatül Mefatih'te Hazreti Süfyan'la ilgili olarak kendisine İbn Abdullah, İbn Rabia isimlerinin verildiğini, Sakif kabilesinden olduğunu, Eba Amr veya Eba Amre şeklinde künyesinin bulunduğunu, Taif ehlinden olduğunu bildirmişler. Hazreti Ömer Efendimizin yönlendirmesiyle Taif'te onun emrinde çalışan büyük sahabe-i kiramdan birisi olduğuna dair bilgiye yer vermişler. Kale, o kendisi şöyle buyuruyor. Kultu ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü dedim. Kulli fil İslami. İslam hakkında bana söyle. Kavlen, bir söz söyle ki. Şu kelimemiz nekra geldiği için bundan sonraki kısım bunun sıfatı olacak. La es'elu anhu ahaden ba'deke. Senden sonra hiçbir kimseye, yine bu da nekra geldiği için hiçbir kimse şeklinde Türkçemize yansıtıyoruz. Hiçbir kimseye ona dair, İslam'a dair bir soru sormayayım. Bana öyle bir cümle söyle ki senden sonra hiç kimseye İslam'a dair bir şey sormak durumunda kalmayayım. Ve fi rivayetin gayrake. Bir rivayette de ba'deki kelimesi yerine gayrake lafzı kullanılmış. Gal, bu fiilimizin, söyledi buyurdu fiilinin faili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kul amentu billahi sümmestakim. Allahu Teala'ya iman ettim de sonra istikamet üzere ol buyurdu Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Ravahu Müslim, bu hadis-i şerifimizi İmam Müslim Hazretleri rivayet etmişler. Şerhte Aliül Kari Hazretleri bu hadisi şerifin gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cevamiül Kelim oluşuna, yani az sözle çok derin manalar kastedebilme özelliğine işaret ettiğini, hadis-i şerifin son derece şamil, kuşatıcı bir yapısı olduğunu dile getirmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın mebdeini soran, esasını soran Süfyan Es-Sakafi radıyallahu anha, yüce dinimiz İslam'ın iki ana temelini, esasını iman ve istikamet olarak tarif buyurmuşlar. Şerhte imanın tevhide karşılık geldiğini, Allah-u Teala ile ilişkilendirilen bu tevhid inancı içerisinde diğer iman esaslarının da zımnen bulunduğunu, içerisine dahil olduğunu, Allah-u Teala'ya imanla beraber meleklere, kitaplara, peygamberlere ve diğer inanılması gereken inanç esaslarına Efendimizin temas ettiklerini, istikametle de taat, yani emirleri yerine getirmek, yasaklardan da kaçınmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a itaati Efendimiz Aleyhisselam'ın gündeme getirdiğini, yani İslam eşittir tevhid artı taat. Tevhidle alakalı, İmanla ilgili daha önceki birlikteliklerimizde çeşitli paylaşımlarımız olmuştu. İstikametle ilgili şerhte bir hayli istikameti yakalama, istikamet kıvamını muhafaza etme konusunda büyük bir hassasiyet gerektiğini şarihimiz dile getiriyorlar. Bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şeyyebetni Sûreti Hud, Hud suresi beni yaşlandırdı, saçımı sakalımı bembeyaz hale getirdi hadis-i şerifine atıfta bulunarak, buradaki festakim kema umirte, emrolunduğu şekilde istikamet üzere ol emrinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşlandırdığına işaret buyuruyorlar. Bu anlamda Hazreti Abbas, İbn Abbas radıyallahu anh'ın Allah Resulü Aleyhisselam'a Hud suresindeki bu emirden daha ağır gelen bir ayet-i kerime gelmemiştir anlamında bir rivayetine de yer vermişler. Yine bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce dinimiz İslam'ı iki esas, ki bunlar tevhid ve taatti,
üzere tarif buyurmalarını Ahkaf suresinin 13. ayet-i kerimesinde Estaizu billah اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Sadakallahu l-Azim. Bu ayet-i kerimenin vahyin mahsulü olan bu ayet-i kerimenin dizaynına, işleyişine uygun olduğuna da dikkat çekilmiş. Muhakkak ki iman eden ve istikamet üzere olanların üzerlerine melekler inerler de inerler ve onlar derler ki korkmayın, mahzun olmayın ve size vaat edilen cennete girin buyururlar. İşte bu ayet-i kerimenin bir nevi kısaltılmış, daha sade ve özlü bir şeklini Efendimiz Aleyhisselam Süfyan bin Abdullah Es-Sakafi'nin Ya Resulallah İslam'a dair bana öyle bir şey söyle ki senden sonra senin dışında başka bir kimseye artık İslam'dan sormaya ihtiyacım kalmasın sorusu üzerine cevap vermiştir. Şuradaki ba'deke ve gayrake ile alakalı olarak da İmam Nebevi Hazretleri asıl olanın ba'deke olduğunu, gayrakenin şüphe eseri zikredildiğine dair bir yorumunu da şarihimiz şerhte zikretmişler. Rabbimiz gerçek manada kendisine iman eden, imanda kemali yakalayan, istikameti yakalamış ve istikamette kararlılığı, sürekliliği elde etmiş kullarından bizleri eylesin. Bir başka Mişkatül Mesabih dersimizde, sohbetimizde buluşmak üzere hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum dostlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.